Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah dersin feyzini, bereketini üzerimize nasip eylesin. Ruhumuzu inkişaf ettirsin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. İnşallah. Şimdi zerre kadar imanımızda inkişaf olursa sonsuz şükürler olsun. Çünkü neticesi kayyumu ahirettir ve Allah'tır. Dersimizin konusu Allah'ı ispat etmek. Tevhid. Şimdi sözler 295'te bir paragraf okuyacağım fakat derse sizden gelmeden önce çalıştığım için size mukaddeme yapacağım. Dersi daha iyi kavramak adına bir pencereler oluşmasını sağlayacağım inşallah. Bu dersin için ihtiyaç duyuyorum. Bugünlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde böyle felsefede namı altında 3 kişi, 5 kişi, 15, 20 kişi geçmiyor seminerler yapıyorlar. YouTube'lara atıyorlar Allah'ı inkar etme adına cesareti. Ona ait sitede de felsefe ve din, felsefe ve peygamber diye dersleri onun için yaptım. Şimdi de felsefe ve kainat veya Allah. Şimdi ben bir mukaddeme yapacağım. Kainatta yasaların olması biraz gençlere, biraz okuyanlara bakıyor bu akşamki ders. Diğer günler böyle biraz daha sosyoloji, psikolojiye bakıyordu. Sıkılıyorum canım sıkıldı ne yapayım falan gibi şeylerdi. Bugün aslında birbirinizin kusuruna bakmayınız yapacaktım. Bayağı ciddi telefonlar gelince hocam bunu da istiyoruz diye Ankara'dan mecburu yöneldim. Kainatta yasaların olması, yani fenlerin formül olması, fiziğin formülü var, matematiğin formülü var, kimyanın var, tıbbın var değil mi? Mesela misal söyleyeyim, ivme 1 bölü 2 at kare diyor. Mesela varlığın E eşittir MC kare diye. Kainatta yasaların olması, formül edilebilmesi mühit bir ilmi gösteriyor. Tesadüfün olmadığını gösteriyor. Tesadüfte sistem yoktur. Sistem olmayınca nizam yoktur. Nizamı ifade eden ve bizi nizama göre taşıyan formül olmaz. Sistemsizlikte formül olmaz. Bir fende formül varsa orada nizamın hakim olduğunu gösteriyor. Size bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Eğer bir şey formül ediliyorsa, ilim yani, gelecek aralanmış demektir. Gelecek olmuyor ilim elinde. Misal, bir sene sonra ayın nerede nasıl tutulacağını söylüyor ilim. Falan yerde olacağını. Peki, bir sene sonra bizim için gelecek değil mi? Evet, ama ilim için hazırdır. Şimdiki gibi dakikasını, saniyesini söylüyor. Demek ki gelecek hazır zamana, yani bedensel hayatı yaşayanlardadır. Ehli ilim mazi ve müstakbele geçer. Hiçbir fen diğer fenin hükmünü kaldırmıyor. Bilakis bütünlüğüne ve hakimliğine vesile olur. Mesela fizik, biyoloji reddetmiyor. Değil mi? Matematik, coğrafyayı ortadan kaldırmıyor. Tam tersine kainattaki fenler ki biz kütüphanemizi kainattan aldık. Tıp ilmimizin kaynağı kainattır. Fizik ilmimizin kaynağı kainattır. Coğrafya ilmimizin kaynağı kainattır. Yani ilmimizin kaynağı kainattır. Bu bizde var olan ilim midir? İlimdir. Kaynağı neresidir? Kainat. O zaman kainatı yapan cahil olmaması lazım. Biz kainatı araştırıyoruz, fizikçi oluyoruz. Şimdi bu fizikçi dese ki, benim fizikçi olmama vesile olan şu kainatı fizikten anlamayan birisi yapmıştır dese nasıl olur? Benim alim olmama sebep olan şu kainatı cahil birisi yaptı denilemez. Bu söylediğim sözler Müslüman olduğumuz için kabul edilecek şey değil. Bunlar aklı başında olan her bir ziyaklının özelliğidir. Yani benim gözümün arkasında kör olmaması lazım. Aklımı inşa edenin
akılsız olmaması lazım. He demek için Müslüman değil, insan olduğunu yetiyor. Yani bak bir daha söylüyorum. Biz kütüphanemizi, mesela tıp ilmi, bedene bakılarak yapılmış. Öyle değil. Kaynağı bedendir. Şimdi bu profesör çıksa dese ki, beyni, nöroloji diyelim, beyne alakalı profesör. Niçin profesör oldu? Beyni araştırdı. Oradan bir şeyler aldı, verileri yazdı ve alim oldu. Bazı insanın alim olmasına sebep olan dima, kafadır. Şimdi bu adam dese ki benim alim olmama sebep olan şu kafayı cahil birisi yaptı. Garip değil mi? Gülmüş olur galiba. Çok garip olur yani. Mesela doğuştan ama sopayla dolaşan adama oto kaportasını veriyorsun, boyayı veriyorsun yani. Boya veriyorsun, ressamlığı veriyorsun. Ona da benzemiyor yani. Aklı veriyorsun, cansız zerrelerin hareketine veriyorsun. Başka? Delil seni bir yere götürüyorsa, gitmekte niye korkuyorsun? Yani fenler seni bir yere taşıyor. Yani mesela nasıl ki köpek kokuyla avına gidiyor. Köpek bile, vallahi bu koku var ama aslı yoktur herhalde ya, deyip de yatmıyor. Köpek bile kokudan avına giderse, insan aklıyla anladığını, burnu, kulağıyla, eliyle, kalbiyle, ruhuyla anladıklarının kaynağına gitmese köpek bile olamaz. Köpek tek sıfatla avına gidiyor. Kokuyla avına gidiyor. Mesela akıl yapıyoruz. Şöyle diyeyim. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akıl izi takip edip kaynağı bulması lazım. Akıllılık budur. Delil seni bir yere götürüyor. Yani mesela bendeki muhabbet bir sevilen bir yeri gösteriyor. Bendeki dilimdeki lezzet alma kabiliyetleri varlığı ifade ediyor. Bendeki göz renk ve şekilleri gösteriyor. Bendeki kulak seslerin vücudunu ispat ediyor. Bendeki beka arzusu, sonsuzluk arzusu da öyle bir varlığı gösteriyor. Öyle bir alemi işaret ediyor. Bu işareti takip etmekten niye korkuyoruz? Bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir. Bu da okuyan arkadaşlara hasreten bildiriyorum. Bilim adamlarının söyledikleri her şey bilimsel değildir. Hele hele bu zamanda ideoloji olmuş çoğusu. İdealist olmuş davasına. İnsan azıcık kendine dikkat etse görüyor ki bedenine hakim olup idare eden bedeninin arkasındaki şuur ve hislerdir. Biraz dikkat ederse bu elime, ayağıma, kafama, davranışlarıma hakim olan bu bedenin arkasındaki hisler ve şuurdur, akıldır. Yani beden arkası bir varlıktır, onu gösteriyor. İnsan aklını, hislerini ve fiillerini bütüne getirebilmesi nasıl zor olduğuna şahittir. Yani düşüncelerimizi, hislerimizi, eylemimizi ne kadar bütünlüğe getirirsek o kadar huzurlu oluyoruz. Aklımız başka havadan, kalbimiz başka havadan, fiiliyatımız başka havadan çalıyorsa insan için bunun adı sıkılmaktır. Yani çamaşırı böyle bir kıvırıyorsun, bunu da böyle kıvırıyorsun, ortadan su akıyor. Yani ters çevirmek gibi. Akıl, kalp, fiil bütünlüğünde insan huzur buluyor, rahat ediyor. Çoğu zaman hakim olamıyoruz. Her gün mutlaka birkaç kişi, abi sıkıldım, hocam sıkıldım, yabancılar hoca der. Hocam sıkıldım, canım sıkıldı, kendimi kontrol edemiyorum, kendimi kötü hissediyorum, panik ataktır. İntihar etmeyi düşünüyorum diye ne kadar kula var ki? Niçin söylüyorum bunu? Bakın, kendimize hakim olmak ne kadar zor görüyor musunuz? Duygularımıza, hislerimize, değil mi? Düşüncelerimize, maillerimize, tiryakiliklerimize. Tamam, şimdi nereye kullanacağım ben bunu? Kainata hakim olanı düşün şimdi. Yani kendi idare sistemi ne kadar zor? Değil mi? Ne kadar özellik istiyor? İlim istiyor. Böyle meclislere gelmen istiyor. Derse gelmen istiyor.
Kendine yatırım yapacaksın ki kendini kontrol edesin. Veya kontrol ettiğin iş yerini, dostunu, eşini, aşını, çoluk çocuğun, evladını kontrol etmek, nizama sokmak için kendine yatırım yapman lazım ki ona yatırım yapasın. Öyle değil. Kolunu sağlaya sağlaya kimse kendisini kontrol edemez. Hiç mektep görmemiş. Köyde çobanlık yapmış adamı. Sultanbeyli'nde maliye müdürü müfettiş yaparlar mı? Gel arkadaş, sen koyunları çok saydın. Koyunları çok iyi biliyorsun. Gel şu Sultanbeyli'ndeki mal müdürü olacaksın. Maliye müdürü olacaksın. Maliye müfettiş olacaksın. Olur mu? Ya arkadaş, bir insandır ya. O da bizim gibidir ama okumamış. Gözü kulağı var. Aynı. Şimdi Sultanbeyli'nin bir gelir giderine bir müfettiş yapmıyorsun da şu kainatın sisteminin, işletim sisteminin patronu cahil olur mu? Gelirini, giderini, değil mi? Havasını, rüzgarını. Ne acayip bir şey ya. Ne kadar yağmur yağdırılacağını, ne kadar kalkacağını, ne kadar armut yaprak vereceğini. Hesap gerekmiyor. Acayip bir şey. Demek ki kendi sisteminde, idare yönetim sisteminden kıyas ederek kainatın yazılım sistemini düşün. İşletim sistemini düşün. Nasıl idare ediyor? Şimdi yaslanın ve kemerinizi takın. Güzel bir mantık kuralı geliyor. Kainat yapılırken veya şöyle diyeyim. Kainat yapılırken bizim kainattan aldığımız ilim kullanılmıyor. Kullanılmamış. Yani bakın. Bilim adamları göze bakarak göz ilmi elde ediyor. İlmin kaynağı göz. Tamam. Ama göz yapılırken bizim göze bakarak aldığımız ilim kullanılmıyor. Başka bir ilim kullanılmış. O bizde yok. Olmayacak daha. Bir daha söyleyeyim. Aklımızı kullanarak akıl nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu akıl yapılırken kullanılan ilim ise senin akıldan aldığın ilim kullanılmamış. Başka bir cins ilim bu. Ne olur bunu bir anlasak. Bir daha söylüyorum. Mesela kulağa bakıyoruz. Kulak, boğaz, burun doktoru. Kulağı inceliyoruz. İlim elde ediyoruz. Yazıp çiziyoruz. Ne ilmi bu? Kulak ilmi. Beyne bakıyoruz. Ne ilmi bu? Nöroloji ilmi. Bu ilmin kaynağı nedir? Kafadır. Yani ilmin son noktası burası. Bunu aşamaz bizim ilmimiz. Yani toprak, uzattığımız çok mühim olduğu için toprak, çekirdek, dal budak, meyve vermiş. Geri gel, meyve, tomurcuk, çiçek, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. Ha, bizim aklımızın ilmi son nihayet aklın yapısıdır. Biz aklımızla aklımızı tanımaya çalışıyoruz. Aklımızı ne kadar çalışırsak o kadar akla hakim oluruz. Yoksa akıl bela olur başımıza, değil? Şimdi göz ilmi dedim ki, bizim tıptaki göz ilmi göze bağlı. Gözü aşamaz. Son nihayet gözdür. İşte diyorum ki bizdeki ilim göze bağımlı ama göz yokken gözü yapan bu gözden elde ettiğimiz ilim cinsinden değil. Biz o eseri yaptı, eserinden ilim alıyoruz. Ama o eser yokken o ilmi yapmak gözde olan ilim cinsinden değildir. Bu bitiriyor ateisti. Çünkü akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Desem ki şu saati 6 saatte yaptım. Demek ki bu saati kullanmadım. Başka bir saate baktım. Ha orada. Değil mi? Bak bu saati 6 saatte yaptım dersem bu yapılırken başka bir saate baktım. Bu saate bakamam. Yok çünkü. Bu akıl yapılırken bu akıl yok olduğundan bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıl yapılırken kullanılan ilim ile araştırarak akıldan elde ettiğimiz ilim aynı ilim değil. Bizim ilmimizin kaynağı akıldır ama aklı yapan zat bu aklı ilmi kullanmadı.
aklın arkasında bir ilim kullandı. Demek bir ilmi muhit var. Demek bir ilmi muhit var. Elhamdülillah. Düşünsene, sana muhabbeti, aşkı, zevki veren zat bütün bunlara benzemez. Bunu veren zatı düşün, nasıl bir zattır? Bak, şu kalemi yapan kalemden öncedir. Değil mi? Ben bundan önce okudum. Bu kalemi yapan kaleme de benzemez. Öyle mi? Öyle. Bana muhabbeti, aşkı, zevki, şefki veren zat bunlara da benzemez. Aşk, şevk, muhabbet, lezzet, surur, neşeyi veren buna benzemiyorsa nasıl bir şeydir? Celle Celaluhu, ammenu verhu, Allah Allah. Allah ile iftihar ve gurur duyuyoruz. Öyle bir Allah. Kainatın tabiri uydurmamla benim, kainatın patronu, kainatın yazılım sisteminin kurucusu elhamdülillah. Kayyumu yani. Allah ile gurur duyuyor. Böyle zevk aldın mı Allah ile ne kabir kalır ne nüker mekir kalır dünyanda. Aşar geçersin, dözerlersin. Elhamdülillah. Bu hali, bu zevki Risale-i Nur veriyor, onu da söyleyeyim. Çanak anten, cansız ve ruhsuz ve hissiz ve akılsız. Uzakları gözümüzün gördüğü, uyduğu bile çekiyor. Ama bizim gözümüz görmediği, pardon, gözümüzün görmediği uyduğu çanak anten görüyor. Oysa çanak anten cansızdır, cansızdır, hissizdir, duygusuzdur, akılsızdır. Değil mi? Sonra kabloyla televizyona taşınıp bize gösteriyor. İnsanı da düşünün çanak anten gibi. Çanak, insanın yaptığı sanat öteleri böyle taşırsa, insan da böyle Allah'ı taşıyor. Ahireti böyle taşıyor. Ama çıplak gözle bakarsan çanak antende görmediğimi inanmam. Hakikaten bir şey gözüküyor mu? Çanak antenin içine bakın ne film var, ne ses var, ne yazı var. Oysa çanak anten çok iyi biliyoruz ki gözümüzün görmediği yerden, alemden uydu. Gören var mı gözüyle? Ama çanak anten görüyor. Abi nasıl gözü var? Bilemem. Ama bu gözden değil. Çanak antenin gözü bu gözden değil. Abi çanak görüyor mu? Bak televizyona bak falan diyor. Çevir, sağa çevir. Tam tutmadı. Nasıl bir gözse bu gözün görmediğini görüyor. Ve taşıyor. Peki insanın eseri böyle olursa Allah'ın sanatı olan insan alemleri nasıl bu tarafa taşır? Hayal et. Alemimizde, bu da çok önemli, alemimizde Allah kavramı, Allah nedir? Bir soru sorsan, Allah benim için nedir? Bu Allah benim için nedir sorusunu ne kadar doldurabilirsen aşkın olursun. Yani içkin, felsefeyi ilk önce kullanayım. İçkinle aşkın olursun. Yani enfüsüne dönüp kendini aşarsın. Allah benim için nedir? Doldurduğun zaman ne psikoloji sorunun kalır, ne ahiret endişen, ne de kabir korkun kalır. Bak Allah benim için nedir? Sor kendini bu akşam. Allah benim için nedir? Allah bende ne ifade ediyor? Ben ona ne kadar muhtacım? Hayatımda ne kadar hakim? Bir soruyu sormak lazım. Gözümüz önündeki yaratılışa felsefe oluş der. Yaratılış yoktur der. Felsefe bu yaratıldı demez. Ne der? Oluş, hücreler evrildi, çevrildi, devrildi. Bunlar oldu. Aklı akılsız şeylerin bir araya gelmesiyle kurdukları bir düzenektir diyor. Aynı cümle onlardan aldım. Akıl diyor, akılsız denilen hücreler var ya, moleküller, atomlar, hücreler. Tamam mı? Ki akıl üstü değil. Bu aklı meydana getiren şeyler dimağdaki gri maddelere veriyor. İnsandaki merhameti, şefkati, haya, hayal, edep, reddetme, kabul etme gibi özellikleri atomuna veriyor. Ete veriyor, kemiğe veriyor. İnsanı cesetle ifade etmeye çalışıyor. Her şey maddedir diyor. Madde arkası yoktur. Ve kainatta yaratılış yoktur diyor. Ne varmış? Oluş varmış. Birbirine evire, çevire, devire akıl olmuş. Yani
akılsız şeylerin bir araya gelmesiyle akıl olmuş, körler bir araya gelerek göz olmuş, sağırlar bir araya gelerek kulak olmuş. Peki, sorayım. Sultan Beyli'nde 10 tane amayı, gözümü kapatıyorum, belediye arabası var ya hani çöp arası, hani koyduğun zaman sıkıştırıyor böyle. 10 tane amayı sıkıştıralım çöp arabası gibi bir tost, bir odaya. 10 tane amayı. Bir göz olur mu? 10 tane sağırı bir araya sıkıştırırsak kulak olur mu? 10 tane deliği bir araya sıkıştırırsak akıllı bir adam olur mu? Olur. Ha, peki insanda var olan bu özellikleri maddenin fonksiyonu mudur? Eğer maddenin fonksiyonuysa 60 kiloluklar kim 60 kilo geliyor? Hepsi aynı şeyi düşünmesi lazım. 70 kiloluklar da aynı şeyi düşünmesi lazım. 100 kiloluklar da aynı şey. Çünkü maddenin fonksiyonudur. 100 kiloluklar niye 60 kilo gibi düşünsün? Daha iyi düşünmesi lazım. Ama eğer öyle dersek o küz bize çemle atar ve çalım atar. Golü de koyar yani. Çünkü o küz 350 kilo geliyor. Eğer sendeki özellikler maddenin fonksiyonuysa o küz senden akıllı olması lazım. Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Eğer işitmek yani işitmekten gelen anlamadım bir daha Allah Allah etkilenmiyor muyuz diyor seslerden. O kulağı verirsen şu kepçeye o zaman eşeğin kulağı senden daha akıllı olması lazım. Başka? Birkaç tane kaldı bitiriyorum. Biz varlığın içinden varlıklara bakarak düşünüyoruz. Dünyanın içine geldik. Dağlara, tepelere, elmaya, taşa, insana, sığıra, köpeğe, kediye, yılana bakarak düşünüyoruz. Bu kainat yapılırken kainatın dışında ve kainattan önce olması lazım değil mi Kur'an? Biz mesela bilgi yazıyoruz, tamam mı? Nereye baktın? Dağlara baktım, tepelere baktım, bir şeyler yaptım. Kainatın içinde olan insan kainata bakarak düşünüyor. Düşüncesinin malzemesi kainattır. Peki, kalemi yapan kalemden önce olması lazım ve kaleme benzememesine göre bu kainatı Kur'an, kainattan önce olduğuna göre bu kainatı yaparken nereye baktı? Lümine yok, model yok, patent yok, misal yok, madde yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, lümine yok. Ve ilk yaptı son. Hem biz düşünürken birbirimizin düşüncelerini ve varlıkların yapılarını ve sistemlerini kullanırız. Mesela fizikçi düşünürken falan fizikçi de böyle dedi diyor. Falan filozof da böyle dedi diyor. Falan coğrafyacı da böyle diyor. Yani biz düşünürken hem etrafımızdaki logo dediğimiz malzemeleri kullanıyor dağları tepeleri. Bir de insanların düşüncelerini kullanarak düşünüyoruz. İlk yapanın böyle bir malzemeleri yoktu. Bu kainatı ilk yapanın böyle bir malzemesi yoktu. Şimdi peygamberimize geliyoruz. Onu inkar edenlere şimdi gönderme yapıyorum. Bir ümmi bir zat. Ümmi bir zatın hayatını ve getirdiklerini çürütüp ortadan kaldırmak için bilim adamı, sözüm ona bilim adamı, felsefeci, inkarcılar bir araya gelip birbirine yardım eden bilim adamları kullanırız. Yani ümmi bir zatın düşüncelerini, fiiliyatını reddetmek, inkar etmek için sözüm olan o bilim adamları bir araya geliyor. Onu inkar etmek için. Ümminin koyduğu davayı inkarcı bilim adamları bir araya geldikleri halde kaldıramıyorlar. Demek ki o zat ustad ezelisinden ders alıyor. Bakın ümminin koyduğu kuralları ve hayat felsefesini bu kadar insan bir araya geliyor. Ümminin koyduğunu bilim adamı kaldıramıyor. Demek ki arkasına birisi yardım ediyor. Çünkü cahilin ortaya koyacağı ümmi okuma yazmanın hiç kimse ilgilenmez. Hiç kimse ilgilenmez. Felsefenin en çok takıldığı iki tane temel şey var. Bir, felsefede, dinsiz felsefede belagat yoktur. İki, mucizi hiç ilişmez, dokunamaz. Belagat şu, bazen din ağaç seviyesinde insanlara hitap eder.
Bazen bizim hislerimize çıkar, Cenab-ı Hak girer. Bize hitap ederken bizim gibi düşünür, söyler bize. Ta ki anlayalım. Eğer Allah'ın konuşması, burayı kaçırmayın, Kur'an'ın konuşması insanın konuşmasına benziyor diyorlar. Dolayısıyla insanın düzmesidir diyor. Diyoruz ki, Üstad diyor, eğer diyor Allah kendisine yakışır tarzda konuşsaydı, insan o kelama tahammül edemezdi, anlamazdı. Bir profesör ilkokul çocuklarına sınıfa girdiği zaman kendisine yakışır tarzda söylerse, konuşursa çocuklar bir şey anlar. Profesör ne yapması lazım? Profesör olduğu için eğitmen çocukların seviyesine indiği için profesördür. Ortaokula girse onların seviyesine girecek. Liseye girse, üniversiteye girse, yani suyu anlatırken mesela ilkokul çocuklarına suyun sıfatlarına bahseder. Islatır, şöyle yapar. Ortaokuldayken H2O'dan bahseder. Efendim lisedeyken gaz ve moleküllerden bahseder. Üniversitedeyken E eşittir MC kareden bahseder. Aynı yapının sistematik hakikat mertebelerinden bahseder. Sebebi bu profesörün ilkokul çocuklarına hitap ederken bir tanesi kenardan baksa, şuna bak ya, bir de profesör diyorlar ya, cahil hocalar bak ne biçim konuşuyor falan diyen adam cahil olduğunu göstermiyor. Çünkü profesörün konuşması kendisine yakışır değil, çocuklara uygun libas giydiriyor. Onlara uygun konuşuyor. Allah da bizimle konuşurken biz oluyor, bizim hislerimiz ve duygularımızı iyi bildiği için sanki oradan bize hitap ediyor gibi konuşuyor. Yoksa insan anlayamazdı. Şimdi bu kadar mukaddemeyi yaptıktan sonra 295'ten okuyorum. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki, aklın evhamda boğulmamışsa bazılarına evham göl gibi olur. Batak olur. Ömerli değil mi burada? Ömerliğe bazısı cahil olduğu için çamur batağı bilmez. Girer, bir bakayım der, ayağını bir baksa batağa bastı mı doğru diptedir. Onu çeker. Yüzme bilsen de şansın yoktur. Bazılarına işte böyle okyanus bir göl gibi olur. Bazılarına da göl bir okyanus olur. Bazılarına okyanus göl gibi olur, ufak olur. İşte evham öyle bir şey ki, yani insanı içine aldığı zaman çocuklar bile ona gülecek bir teoriler veya düşünceler çıkartır. Basit basit şeylerle sarsılır gider. Mesela çok ilginçtir. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olur? Dünyaca meşhur, ismini zikretmeyeyim. Dünyaca meşhur Rus psikiyatrist, psikolog ve sosyologmuş. Karı koca ikisi. 3 cilt kitap yazdılar. Daha önce de söylemiştim size. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olurlar? 3 cilt kitap yazmış. Ama işte yaklaşık olarak 8 ay önce, 1 sene önce mi neydi? İkisi karı koca intihar ettiler. Dedikleri yanlış değildi. Ama sözlerin içinde ruh yoktu. İnançsız söz boş teneke gibidir. Ruhu yoktu. Sözlerin içerisine içkenlik yoktu. Yani bizdeki tabirle içtenlik. Felsefede içkenlik. İç. Yani ruhsuzdu. Yani Allah'ı bilmedikten sonra dünyanın hiçbir hadisesini çözemezsiniz. Allah ve ahiret yoksa bana ihtiyarlığı izah edin. Allah ve ahiret yoksa insan niçin buradadır? Necidir? Nereye gidiyor? Bu neyinisi? Niye yaşlanıyor? Niye kanser? İzah edin bana. Depremleri izah edin. Geçen burada mı anlatmıştım? Ümraniye'de. Yeni oldu. Veya benim elime yeni geçti. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papası. Şu anda işin başında atmadılarsa. Dom demek. İstanbul'un en büyük camisi hangisidir? Sultan Süleymaniye. Süleymaniye veya Beyazıt vesaire değil mi? Birkaç tane. Bunun adı Dom denilir. Yani kiliselerin en büyük. Şimdi Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı seminerini 17 dakika 45-43 saniyesinin videosunu izledim.
Tsunami'den 2 ay sonra konferans veriyor. Diyor ki, inandığımız Tanrı bizi dinlemiyor. Veya gücü yetmiyor. Bu Tanrı, bir şey getireceğim bak. Aynı söylüyorum, vallahi doğru. Bir mana söylüyorum. Bu Tanrı rüzgara ve suya hakim değil. Ben artık bildiğim bir Tanrı böyle olmadığına inanıyorum. Böyle bir Tanrı yoktur. Niçin? Ben bile diyor Tanrı değilim. Orada boğulanların feryadını duysam ben durdururdum suyu diyor. Ama dua edilen Tanrı buna kulak vermedi veya gücü yetmedi. İkisi de suçtur diyor. Ve Tanrı suçludur. Cezası da inkardır diyor. Müsibeti izah edemedi. Hayrihi ve şerihi izah edemedi değil mi? Peki size söylüyorum ben Avrupa'da dolaşan, dersler yapan insanım. Ben eskide Avrupalıların, gavurların Tanrı'yı, Allah demeyeceğim, inkar etmelerine taaccüp ederdim. Şimdi gayet normal. Sizin anladığınız Allah'a inkar etmiyorlar. Bu çok 10 senelik malzemem benim. Sizin anladığınız Allah değil, onlara yüklenilen Tanrı'yı inkar ediyorlar. Evet, onlar inkar etmesi lazım ki hakiki Allah'ı bulsunlar. Onlarınkisi uydurup, yani Tanrı'nın oğlu olan İsa, tabii ki gücü yetmez. Çünkü kendisinin gücü yetmedi. Okyanusa nasıl gücü yetecek? Kendisi asıldı diyor. Bunu astılar diyor. Asıldığını çarmıha gösteriyor kilisede. Asılan adamı aynı zamanda Tanrı diye takdim ediyor. Ne kadar tenakuz. Öyle değil mi? Tanrı'nın oğlu olan Tanrı. Tanrı, ey İsa bize yardım et. Kendine yardım etseydi kendisine yardım ediyor. Yani bakın, çarmıha gerilmiş çiviler çakılı gösteriyor. Her kilisede var. Çarmıha gerilecek kadar güçsüz. Onu aşamayacak kadar iktidarsız bir zatı, mahluk, bizim gibi mahluku Tanrı olarak gösteriyorsun. Peki kendisini kurtarmaya gücü yetmeyen bir şeyin sana nasıl Tanrı olabilir? İşte böyle bir Tanrı'yı inkar etmeleri lazım ki Allah'ı kabul etsin. Onların Tanrılarını inkar etmesi gayet normal. Öyle bir Tanrı zaten yok. Çünkü Tsunami'ye gücü yetmezdi zaten. Ama Şualar 31'i okusa, Er-Rahmanir-Rahim. Nasıl Rahmandır Allah? Peki bu musibetleri niçin veriyor? Eğer, niçin getiriyorum biliyor musun bunu? Ahiret yoksa musibeti izah edemezsiniz. Diyor ki, fani hayatın bakiye tebdil ediyor. Boğulan, yanan, yüksekten düşen vesaire sebeplerle, doğumla alakalı da, ölenlerin şehit olduğunu değil mi? Bakın bir yerle izah ediyor. Onlarda haşi cismani yok arkadaşlar. Hristiyanlıkta bozulmuş ya. Yahudilikte de yok. Senin o bildiğim gibi o haşi cismani cennet yok. Vefat edenlerin ruhu Tanrı olan İsa'nın yanına gider. Suçlu olanlar bir yerde orada durur. Haşi cismani denen bir şey yok yani. Hesap şeyi yok. Öyle bir alem, şehitlik, cennet denen bir şey yok yani. Onlar cennet dediği Tanrı'nın İsa gölgesi altında. Dolayısıyla haşi cisman olmayınca dünyadaki olayları izah edemezler. Diyeceksin ki abi izah etse, konumuz o değil. Ama niçin Allah musibetleri veriyor? Dertleri niye veriyor? Çok ders yaptım. Nurdersi.com'da da girersiniz. Şualarda 31. sayfada ve 15. şuada işaret-icazda biz şeyde Er-Rahmanir-Rahim izah ederken nasıl Rahman bunları müsaade ediyor diye. Orada izahı var. Ha demek ki bizim bildiğimiz, anladığımız Allah'ı inkar etmiyorlar. Bilmiyorlar onu. İnsanın aklı, eğer aklı nevhama boğulmamış ise anlarsın ki bir kelime-i kudreti mesela bal arısını eksel eşya bir nevi küçük bir filiste yapmak. Yani düşünün, bal arısını yapmak yetmiyor. Bal arısıyla alakalı olan mevcudatı da bilmeye gerekiyor. Yani gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Gözün işlevi olan sistemi, güneşi, mevcudatın kırılmasını, renk ve şekilleri de bilmeye bağlı. Mevcudatı bilmeyen, güneşten haberi olmayan göze bu hassayı takamaz. Gözü yapabilmesi için güneşi bilmek lazım. Düşünün, sesten haberi yok, kulak yapıyor.
Olur mu? Doğuştan sağır. Ama kulak cihazını icat etmiş. Doğuştan ama gözlük camını bulmuş. Numaraları bulmuş. Yani ona da benzemiyor. Dolayısıyla arıyı yapmak yetmiyor. Kainatla alakasını da bilmek lazım. Mesela insanda şu kitabı kainatın ekser meselelerini yazmak. Yani insan bütün kainatla alakadar. Yerin altındaki madenlerden, mağma tabakasından ta Merkür, Jüpiter'e kadar ve öteler denilen alemi gaybe kadar insan alakadar. Niçin? İnsanlık onu kainatla alakadar etmiş. O zaman insanı yapabilmek için insanda var olan sistem alemlerin görüntüsü olduğundan 18 bin aleme de hakim olması lazım ki onu bende kodlasın. Yani şu, çekirdeği yapandır ağacı yapan. Ağacı yapandır çekirdeği süzen. Kocaman bir ağaçtan çekirdeği kim süzmüşse ağacı da o yapmıştır. Şimdi soruyorum gençler. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve ve çekirdek. Şuradaki çekirdek geleceği, bu ağacı geleceğe taşımak için değil midir? Eğer gelecek yoksa meyvenin içerisinde niye çekirdek var? Çekirdek geleceğin en güzel delilidir. Eğer geleceği kastetmemişse geleceği aralayan formül olan çekirdeği yapmaz. Gelecek şimdiki zamana, çekirdek şimdiki zamana yaramaz. Meyvenin içerisindeki çekirdek gelecek bahar içindir. Gelecek baharı kastedendir onu oraya hıfseden. Değil mi? Ağacı oraya kodlamış. O zaman geleceği bilmesi lazım. İnsandaki de sistem, yapı yani ruh yapısı, ahireti bilmesi lazım ki yapsın bunu. Çünkü niye? Sistemimiz beka üzerine kurulmuş. Ebed üzerine kurulmuş. Ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yoktur. Bir anda her yerde olmak istemiyor musun? Ölmek istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Herkesin bilme mutlu olmasını vesaire. Ama hiçbirisi yok. Ama sistem öyle çalışıyor. Ha, çekirdekte de daldadır. Diyor ki ben ağaç olmak istiyor. Meyve vermek istiyor. Meyvedeki çekirdeğe deniliyor ki sabret. Gelecek sene. Seni toprağa koyduğumuz zaman başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir şekilde bir ağaç olacaksın. Geleceğin en güzel delili meyvedeki çekirdektir. Geleceği kastetmeyen çekirdeği yapmaz. Hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek. Yani bir hafta bir harf incirim yiyoruz ya. Kıt kıt oluyor değil mi? Kıt kıt ufak tık tık. Her bir çekirdektir. İncirin çekirdeğidir. Bir harf bile değil. İncirin yerken kıt kıt yaptığı şey kalemin ucundaki noktadır. Kocaman inciri oraya yazmak. Harf ve şekil kullanmadan inciri yazmak, resmetmek. Kocaman incirin yapısını yazı yazmadan, harf kullanmadan, hesap koymadan inciri yazmak. Çekirdeğin içini yarın ne harf görürsünüz, ne koku, ne şekil. Nasıl bir teknoloji kullanıyor? Çekirdeğe, o incirin çekirdeğine inciri yazma teknolojisini düşün. Anne karnındaki kör bir yerde, kör maddeler, karanlık yerde kör maddelerden gözü yapma teknolojisini düşün. Kullanılan teknolojiye bak. O yok bizde. Bizim ilmimiz göze bağlı. Gözü araştırıyoruz, gözü anlıyoruz. Yok, dairesi yok. Ama karanlık bir yerde fasulyeden, domatesten, ekmekten, hıyardan, domatesten göz yapma ilmi başka bir ilimdir. Başka? Bir hafta mesela kalbi beşerde şu alim 2000 safhatın tecelli ve hata eden bütün esmasını asanı göstermek. Mesela ses. Etten ses çıkıyor. Hissediyorum, zevk ediyorum, tefekkür ediyorum, coşuyorum, onu kelama döküyorum. Normal bir teknoloji. Kelama bakın. Konuşmaya bakın. Etten.
Etten çıkıyor. Zahirde bundan çıkıyor. Ne oluyor ben de bilmiyorum zaten. Düşünüyorum, gönderiyorum. Ekiyorum buraya. Kim ne şu ne makbul olursa o. Kelam. Ne kadar acayip bir mucizedir. Hem de zamansız da tak diye hepinize aynı anda. Peki, kelamın içerisinde ben varım. Düşüncelerim var. Hislerim var. Beni size taşıyor. Şu iletişim aracına bak. Konuşma, konuşma dediğin şey basit bir şey midir? Ruhumdan gönderirsem ruhunuzu aktif eder. Aklımdan gönderirsem sizin aklınızı aktif eder. Hislerimden gönderirsem kelamımı hislerinizi aktif ediyor. Duygulanmıyor musunuz? Ulan bir laf dedi ya, 2 sene kaldıramadım ya. Değil mi? Adama bir laf dersin. Sığıra git, türkü söyle, umurunda değil. Kur'an oku, defterinde değil. Sen öyle misin? Sana bir laf derler, ulan 2 sene kaldıram. 2 sene unutamadım ya. Adam ben unutmam ya. Ne dedin? Vallahi bana bir laf etti. Altında, hala altındayım. Unutur muyum? Kaç gün psikolojim bozuldu diyorsun. Lan ne yaptı sana ya? Kelam. Kelam ne acayip bir şey. Arkadaşlar, kelam kişiyi diğerine taşıyor. Nasıl bir teknoloji kullanmış bunda? Yani burada öyle bir ilim yok. Biz ancak boğaza bakarız, ses çıkartır, bitti. Ruhtaki meyiller, tefekkürler, düşünceler, sezişler, doğuşlar, iştenlikler, içsellikleri kelamla taşıyor. Acayip bir şey ya. Garip bir şey. Kullanılan teknolojiye bak. Maddenin fonksiyonuymuş efendim. Maddeni sevsinler. Sanki bizim için gayb madde. Maddeye iniyoruz altına. Proton, nötron, elektron var. Tamam. Orada ne Hasan'ın karakteri var ne de şuuru var. Hangisine akıl vereceksin? Hangisine ruh vereceksin? Yani artık maddenin altı bilinmez değil ki. Madde altına inmişler. Madde altı, atom altı, metafizik alemi, fiziğin altı, fizikten daha karmaşık. Daha acayip ki adam Higgs maddesi, tanrı parçacığı demek zorunda kalmış. Niçin yapılmış can meselesindeki felsefe şuydu. Ya bu dinler nedir ya, bunlara bir son verelim ya. Maddenin dibine inelim. Fen olarak da gösterelim. Vallahi maddenin arkası yok ki. Ahiret olsun ve Allah olsun. Bunu anlatmak için yapmışlar. Bir bakmışlar ki maddenin altı. Oho atom altı. Atom üstünden daha karmaşık. Daha tayfler. Daha baş döndürücü. Acayip bir şey ki kuantum fiziği bunu anlatıyor. Kuantum fiziği dinsizliği atıp kenara atmış. Çünkü dinsizlikte biz liseyi okurken öyle biliyorduk. Atom maddenin bölünebilir en küçük parçası diye okuduk. Ve madde sondu. Her şey budur diye. Yani maddeden öteye bir şey yok ki ahiret olsun diyor. Bize hep bunu felsefede derdi. Karl Marx'ın felsefesini 1975'te Haskö'de bize bunu anlatıyorlardı. Kainat felsefesini bize böyle okudular. Ortaokul çocuğuyken. Yani her şey maddedir. Maddenin dışında bir yapı yok ki diyor alem olduğuna ihtimal verelim. O zaman diyorlardı. Yani atomun dışında bir alamet olsa başka bir varlığa dair. O zaman alemi de düşünürdüm. Öyle bir şey yok ki diyor. Sonra baktı ki atom altı atom üstünden daha karmaşık. Daha tuhaf şeyler var. Baktı ki atom bitiyor. Madde yok oluyor ama enerji şeyi başlıyor. Kuantlar başlıyor, kuantumlar başlıyor. Neler başlıyor? O ondan sonra zaten acayip. Ha peki bizi nereye götürüyor? Bir dersin başında demiştim. Buradan çıkarttım. Köpek bile varlığının bir izi olan kokudan çekinmeden, üşenmeden, usanmadan, korkmadan kokudan varlığına gidiyor. Avına gidiyor. Sen akılla, sesle, kalple, düşünce tefekkürle ve maddenin kendi yapısıyla bak seni bir yere götürüyor. Biz diyoruz ki bu madde arkasında bir alem var. Delilin madde yok olduğu yerde maddenin altı maddenin üstünde harika bir alem çıktı. Evet mi değil mi? Bu bize işaret ediyor ki öteler var. Çünkü maddeden sonra alem kesilmiyor. Boşluk yok. Yani o alemler atomun içinde. Yani bir bardak buzun içinde su nasılsa suyun içinde H2O nasılsa,
H2O için enerji esir böyledir. İşte atomun dışında bir şey değil. Ahiret şu arsanın bitişi bir arsa değil. Dünyanın bitişi değil. Dünyanın kendisinin içinde, yani su buzun içinde. Buzun içinde su var. Buz suda, yani bu su ilişkisini düşünün. Dünya ahiret ilişkisi böyledir. Su buzun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Odundaki duman ve nur odunun neresindeyse, dumandan kasıt cehennem, odundaki nurdan kasıt cennettir. Duman ve nur odunun neresindeyse cennet cehennem dünyanın orasındadır. Yani bu dünyanın bitişik bir arsası değil ahiret. Metafizik fiziğin bitişi değil, fiziğin içindedir. Dedik ya biraz böyle düşünen insanlar için bir şey yapacağız. Kendisi içine. Eğer CERN İsviçre'deki o deneyde atom parçalanıp elektron seviyesinde atom altına inilince sıfır gibi bir dünya olsa, geliyor arkadaşlar, gel Allah diyorsunuz ahiret, ben biz de diyecektik. Ama bak atom bitti. Öteler yok ki, bir işaret yok ya. Ötelere dair bir alamet gösterin. Varlığına bizi götürecek bir işaret gösterin. Ahirete en büyük delil kuantum fiziğidir. Atomun dışında ve bizi ötelere taşıyor. Bize neyi gösteriyor? Şu, en azından şu diyor. Atom bittiği yerde varlık bitmiyor. Bir tanesi fizikçi çıksın desin, hayır bitiyor desin. O da bize hani köpek işaretiyle, kokuyla avına gittiği gibi atomun bittiği yerde varlık düzeyi bitmiyor. Başka bir seviyeye geçiyor. O da bizi ötelere taşıyor. Oranın varlığına ihtimal veriyor en azından. Bir mercimek peki nasıldır? Kelimenin içerisinde ben nasılsam, kelimemin içinde, kelimemi gören var mı? Neyle görüyorsunuz? Kulakla. Kelimemin, sözümün içerisinde ruhum, aklım, hislerim nasıl varsa, dünyanın da orasını ahiret böyle var. Kelimemin içerisinde düşüncelerim, hislerim, ruhum nasıl varsa, maddenin de orasında esma öyledir. Esma-i Hüsna aynı böyledir. Bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza insaniye. Kırmızı mercimek tanesi var ya. O kadar bir yer tutan kuvve-i hafıza bütün varlığı, yani benimle alakalı bütün varlık orada. Harf kullanmadan, şekil koymadan, tat ve renk işaret koymadan tatlar, renkler, ilimler hepsi orada. Hatta tarif ediyorum telefonda. Bak adres tarif. Sola vur. Az ileride sağa dönüyorsun. Çeşme var bak. Çeşmenin karşısında kırmızı bir bina var. Kırmızı bak. Ben görüyorum. Oysa nerede takıyorum. Hayalinde görüyor. Tamam. Kırmızı bina. Tamam. Geç. Geç. Bak. İkinci soldan vuruyorsun. Sola vurulur. Sağdan dön. Sağa dönülür. Tamam. Az ileriye git. Çeşme göreceksin. Bak mermerden. Görüyor musun mermer? Peki nerede görüyorum? Burada. Hepsi orada. Hemen nasıl müracaat ediyorum? Geç oraya. Tamam. Ve telefon ediyor. Hanım. Ya geçsene işte. Çek yatın üstüne. Bak orada bir dosya göreceksin ya. Kırmızının yanında ya. Siyah işte. Bak o işte. Nerede var? Burada. Nasıl bir şey değil? Sisteme bak ya. Uzak yakın. Sanki orası değil burada. Kağıt orada değil. Çek yatta. Burada. İşte. Biz kainatın içindeyiz zannediyoruz ama kainat bizim içimizde. Uzaktan baktığınız zaman arabanın içinde şoför var. Arabaya girin. Araba şoförün içinde olduğunu göreceksiniz. Dışarıdan bakınca buzun içinde su var zannediyorsunuz. Gir içeriye. Bu suyun içerisindeki bir sıfattır. Buhar. Soluğu kar sudadır. Zahirde buz gözükür. Buzdan kasıt dünyadır. Buz sudur. Buz dünyadır. Buz. Peki şüphemiz var mı buzda su var? İşte buzda buz nasıl dünyaysa
ahirette buzu meydana getiren su ahiret gibidir, hayattır. Hayatın kendisidir. Öyle dünyanın bitişi falan değil, korkmayın. Dünyanın inkişafının inkişafından çıkacaktır ahiret. Yani mısırı patlatırsın da pat diye çıkar ya, mısır içinden çıktı. Yani başka bir yerden inşa olmadı. Ahiret bizde. Dünya değil, kainat bizim içimizde. Ama cehaletimizde biz kainatın içinde gözüküyoruz. Ama peki, Allah Allah, ne acayip şeyler ya. Kainatın içinde zannediyordum kendimi, meğer kainat bende. Getir, tamam o dosyanın sağ tarafına. Ya, getirsene ya, hala görmüyorsun orası var. Orada mıdır o dosya? Burada. Ve ben sizi orada mı görüyorum zannediyorsunuz? Buradasınız. Sizin fotoğrafınız geliyor. Göz. Yuvarlak düşün. Bu yuvarlak göz. Resminiz buraya geldi. Buraya retinaya geldi. Burada şekliniz elektrik dalgasına dönüştürüldü. Kendisi söylüyor yani. Buradan bu tarafa taşınınca ben sizi burada seyrediyorum. Siz benim dışındasınız zannediyorum ama meğer siz benim içimdeymişsiniz. Orada seyrediyorum ben seni. Sana bakmamın sebebi burada şeklin oluşsun diye. Ama sen olman lazım. Sen olmasan burada olmaz. Tamam. Evet, bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza insani. Kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar, flash belleği düşünün. Hard diskler eski. Tamam. Flash bellekleri düşünün. Yani hafıza sistemini, CD'yi düşünün. Hepimiz kaseti düşünün. Teyp kasetini düşünün. CD'yi düşünün. Hard diski düşünün. Flash belleği düşünün. Hafızaya da bakın şimdi. Hafızaya bak. İstediğin gibi çalıştırıyorsun. Bilgisayara da takılıyor. Oraya getir getir. Sağ tarafa dön. Karşında bir bina göreceksin. Tamam. Hatta Kur'an'ı okuyana zata dedim ki Kura'ya. Gözünü kapatıp da niye böyle yapıyorsun? Ben diyor sesi şekillendiriyorum. Öyle dışarıya çıkartıyorum demiştim. Kendimce diyor orada duvarlar oluşturuyorum. Buradan buraya vuruyorum. Buradan buraya vuruyorum. Sanki dere akışı gibi biz ondan diyor şey yapıp oradayız. Sizi unutuyoruz diyor biz okurken. Ona delin size bazen konuşunca sizi ben unuttum. Böyle bir coşma oluyor. Artık bir şeyler deniliyor. Ben zaten unuttum kendimi. Seni nasıl hatırlayayım? Böyle bir ders var. Ben kayboldum. Beni kendinde bulan bana haber versin. Ben kayboldum, beni kendinde bulan bana haber versin. Evet, felsefe değil ha. Hakikat bu. Yani küçük bir mercimek tanesi kadar her şey, telefon numaraların orada, ananın sesi orada, ev numaraların orada, bildiklerini var. Sen çamaşırın rengi orada, ya kırmızıydı, ayakkabın bilmem neydi, yollar, sesler, aa daimi sesi falan. Aa nasılsın falan. Tanıdın beni, tabi tanımaz mıyım ya falan, uzattığımı zannetmeyin. Bir şeyi çok böyle sağlamlaşsın diye malzeme yapıyorum. Sesleri de orada değil mi? Sesler orada. Of be, ne yemekmiş ya. Yemek kokusu da hafızada. Düşünceler orada, hisler orada, formüller orada ama kendi büyüklüğü. Koku aynı yerde bakın. Bir mercimek tanesi kadar, yani kaleme bassan ancak olur. Sesler, suretler, yemek kokuları, duygular, düşünceler, hisler, nefretler vardı ya hani kızmıştım ona falan hepsi. Bütün kayıtlar orada. Ama birbirine karışmıyor. Maddenin fonksiyonu mudur? Kör olası cehalet. Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü hem anlamaz sözümüz. Bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal filistesini o kuvvecikte derc etmek. Yani bütün varlığını, bütün hayatını, ya mesela annesi vefat edenlere, babası vefat edenlere söylüyorum. Veya yakın evladı kardeş. Çok sevdiğin. Şu anda mesela onun sesini hatırlayamaz mısın? Hatırlarsın. Ses kaydedilir. Neredeyip? Suret. Duygular mesela. Mesela kimdi? Annen miydi? Ona karşı böyle bir seni rahatsız eden, vicdanını rahatsız eden bir manzarayı hatırlıyor musun böyle?
Ya keşke demeseydik ya, kızmıştık anne ya. Oğlum geldi ya, ne bir dur demiştik falan. Böyle bir macera değil mi? Vicdanımızı rahatsız edecekler de orada, duygusallıklar da orada. Ama aynı noktada hiçbirisi birbirine karışmıyor. Mucizeye bak, kullanılan teknolojiye bak. Elbette ve elbette Halik-i Külli Şey has ve bu kainat Rabbi Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir bunlar. Hatem. Vâhir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizi böyle insanların şerrinde muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, hayatımıza istikamet nasip eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'an-ı sofradan hisselerini azim eylesin. Amin. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Vâhir davâhumen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha. Tümâ selâvâ.